Diyanet doğru yolda mı? Diyanet, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri kendini baskı altında hisseder. Hissetmese de içinde o şevk yoktur, yani o azim yoktur, o canlılık yoktur. Devlet memuru ağırlığı vardır üzerinde. İşte günü kapatalım, işimize bakalım mantığı olur. Bir şeyler yapar ama yani yaptıkları şeyler genellikten ölü sayılabilecek bitkin faaliyetlerdir. İşte mesela Buhari'yi tercüme eder. Adam hiçbir işine yaramaz kimsenin. İşte garip garip adamların kitaplarını tercüme eder. Onları yayınlar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisini yayınlar. Onları CD haline getirir. Yani boş işlerle uğraşır daha Türkçesi. Birçoğu boş iştir. Hepsi demesek de birçoğu boştur. Hutbe hazırlar. İşte işçiler nasıl patronlarına karşı sadık olması gerekiyor. Patron da işte alnının teri kurumadan işçinin parasını vermesi gerekir. Hep bu mahiyette. Kadınlar kocalara iyi hizmet etmesi lazım. Falan gibi işte siz de karınıza yeteri kadar tasaddukta bulunun falan. Böyle kavruk, bitkin, ölü bir ruh vardır. Yani o hissedilir. Bir coşku yoktur, din coşkusu yoktur. Dinin özüne ait heyecan yoktur. Tarif edilemeyen bir ölülük, tarif edilemeyen bir bitkinlik, tarif edilemeyen bir resmiyet ruhu, tarif edilemeyen bir soğukluk, yani dinin ruhuyla çok çelişen buz gibi bir atmosfer vardır. Ve bu hiç değişmez. Bizim çocukluğumuzda da öyleydi, halen de öyle. Felsefesi, ruhu aslında kitap haline getirilmesi gereken bir konu Diyanet'in. Yani açıklanamayan acılardan birisidir. Tarif edilemeyen acılardan birisidir Türkiye'de. Ne anlatır? Mesela Darwinizm çok büyük bir beladır. Diyanet bundan şiddetle çekinir. Tek kelime konuşmaz. Mesela Türkiye'deki genel evler, 200 bine yakın genel ev kadını vardır. Ağzını açmaz, gayet dikkatli bir şekilde bundan kaçınır. Devlet eliyle kumar oynatılır. Diyanet bundan gidip tek kelime bir şey söylemez. Faiz cayır cayır işlenir. Bunu tek kelime anlatmaz. Ama durur durur arada sırada işte bazı cemaatler var. İşte Darwinizme karşı mücadele ediyorlar gibi. İşte dikkatli olmak gerekir falan gibi böyle. Birilerinin tavsiyesi üzerine ısmarlama açıklamalar yaparlar arada sırada. Eski Diyanet İşleri Başkanları yapardı. Aman dikkatli olun. İşte iman hakikatleri anlatıyor, Kur'an mucizeleri anlatıyorlar ama aslında bunlara gerek yok. Diyanetin çalışmaları yeterli falan gibisinden. Ne anlama geldiği belli olmayan konuşmalar. Ya tam çok kapalı anlatıyorum, bu kadar anlatılabilir. Ya ama soğukluk tabii ayrı bir şey, yani o tarif edilemeyen bir bela. Tarif edilemeyen bir hastalık. Mesela git Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binalarına git, o buz gibi havayı sezersin. Nereye gidersen git sezersin. Mesela bir müftü efendiyle gidip karşılaşsan, o buz gibi hava sezinir. Buyurun efendim, ne istemiştiniz falan gibisinde. Yani böyle sıcak bir Müslümanlık anlayışı, sevgi dolu, sıcak, coşkulu bir Müslümanlık anlayışını hiçbir yerde bulamazsın. Camide de gitsen imam senden korkar, sen imamdan çekinirsin. Hangi camide imama karşı insanlar rahattır? Çok nadirdir. Yani dışarıdan gelen bir insan. Hayır, çok mütevazı mazlum imamlar var ama genellikle çekinir. Halk hiç konuşmaz imamlarla. Müezzinler de kimse konuşmaz. Onlar da halktan çekinirler. Kendi odalarına çekilirler. Konuşmalarında son derece dikkatli olurlar hutbelerde falan. Açık vermemeye çok dikkat ederler. Hak bildiği, açık bildiği bir konuyu hiçbir şekilde anlatamaz. Mesela bir İngilizlerin devletini hutbede anlatmak mümkün değildir. Deccali anlatmak mümkün değildir.
homoseksüelliğin çirkinliğini anlatmak mümkün değildir. Efendim, İran-Türkiye dostluğunu anlatamazsın. Vahabilerin Müslüman olduğunu, onlarla dost olmak gerektiğini anlatamazsın. Efendim, Şiilerin dost olduğunu, kardeş olduğunu, onları sevmek gerektiğini anlatamazsın. Anlatamazsın da anlatamazsın yani. En hayat konuları anlatamazsın. Kur'an'ın yeterliliğini anlatamazsın. Hazreti Ali'ye yapılan zulmü anlatamazsın. Ne anlatırsın? İşte ortalık konular. Nalına mıhına böyle. Bakın aslında hutbelere toplayalım hepsini. Oradan hemen anlaşılır ortalaması. Yani dini konular tenzih ederim. Hep ortalamalı, boş konular birçoğu. Birçoğu ruhu olmayan konulardır. Efendim yerli mallar haftasını anlatır bir. Efendim anneler gününde işte anneler günü onu anlatır. Sanki evet. Sanki ayda yılda hatırlanıyormuş gibi anne her zaman anlatılır yani yılda bir kere mi aklınıza geliyor. Ama en ziyade işverenlerin hakları, işçilerin nasıl çalışması gerektiği, zamanında işe gelmeleri gerektiğini, iyi hakkını vermeleri gerektiğini. Rahmetli Nevzat Yalçıntaş abi çok titizdi o konuda. O konuda kitabı da vardı. İşçinin çok iyi çalışması gerektiği onun ihtisas konusuydu. Ve işverenin de onların alnını teri kurmadan onlara paralarını vermez. Gece gündüz bunları anlatırdı her yerde, okulda falan da ana konusuydu. Aslında bu soğukluk, bu ürkütücü soğukluk bir kitap haline getirilebilir. Yani Diyanet'in felsefesi olarak anlatılabilir. Çok acı bir olaydır bu aslında. Çok çok acı bir olaydır. Gençlere ulaşamıyoruz diye yakınıyorlar. Tabii. Onu söylüyor. Bir Diyanet olarak biz gençlere ulaşamadık. Onların dilini yakalayamadık. Onların uslubunu yakalayamadık. Onlara yardımcı olamadık. Yanıp yakılıyor. Peki yakalayana, yardımcı olana yardımcı oluyor musunuz? Yok. Onlara da isim vermeden çok çok kapalı, titrek bir uslupla arada sırada bir eleştirirler. Kendi kafasınca o da ya Numan Kurtulmuş rica etmiştir. Ya Bülent Arınç rica etmiştir Diyanet İşleri Başkanı'na. O da 3-5 kelime çok çok kapalı böyle ehlinin anlayacağı şekilde üstü orta olarak bir şeyler söyler. Onu da büyük bir zafer gibi anlatırlar. Halbuki o Müslüman lehine olan bir konuşmadır. Ayrı o kendine göre aleyhte konuştuğunu zanneder. Mesela diyor ki Mehmet Görmez eski Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet teşkilatı olarak 100.000'e aşkın bir kadro olarak biz mahcubuz. Vallahi en mahcubunuz benim. Allah'a yemin olsun ki en mahcubunuz benim. Çünkü hakkıyla görevimi ifa etmiyorum diyor. Gene diyor ki insan yetiştirme düzen ve düzeneklerimizi yeniden ele almak ihtiyacı içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm okullar, STK'lar, kurslar, yazılı sözlü basın, sosyal medya yani her yerde İslam'ın hangi metotlarla öğretildiğini yeniden ele almanın gerekliliği çok açık. İnsanlık ölmek üzere diyor. Deccaliyet galip geldi diyor. Evet. Mehdiyet, ha o yok diyor. O yok diyor. Deccal var, o da yok diyor. İsa Mesih yok, o da gelmeyecek diyor. Ama insanlık da ölmek üzere diyor. Ya insanlık ölmek üzereyse Deccal gelmiş olmuyor mu? Söyleyemiyor. Mesela diyor ki Mehmet Görmez, 100 bin din gönüllüsü olarak bu ülkede vazifemizi hakkıyla yerine getirebilseydik, Allah'ın emrettiği o kardeşliği birlikte inşa etmek için vazifemizi hakkıyla yerine getirebilseydik, acaba milletimiz bu acıları, bu tefrikalar yaşar mıydı diyor. Yani mezhep ayrılıklarına karşı mücadele etseydik diyor. Müsaade ediyorlar sana da yapmıyorsun. Niye yapmıyorsun? Çünkü o resmi ruh hakim. Mehdiyet ruhu yok. Evet, dinliyorum.